Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir reaksiyon videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün Birleşik Krallık'ın parçasına kulak vereceğiz ve onu yorumlayacağız. Genel olarak bilgilere bakacak olursak yine geçtiğimiz yıl temsilci James Newman'dı. Bu yıl da aynı kişi İngiltere'yi yani Birleşik Krallık'ı temsil edecek ve bu yılki parçasının adı Embers. Şimdi sanatçının profiline bakacak olursak aslında John Newman'ın kardeşi olduğunu biliyoruz ve Zayn olsun, Kesha olsun ve Liam Payne, Louis Tomlinson gibi sanatçıları da sanatçıların şarkılarını da yazmış ve onların müziklerinin hit olmasına sebep olan bir sanatçı var karşımızda. Açıkçası böyle bir kaliteli bir kariyer var önümüzde ve bu kariyer bakalım kendisine ne kadar etki etmiş onu çok merak ediyorum ve nasıl bir şarkı çıkardığını çok merak ediyorum. O halde çok fazla beklemeden hemen şarkıya kulak verelim ve onu hem şarkı içerisinde hem de şarkıdan sonra yorumlamış olalım. O halde Embers'ı şu an başlatıyorum. Ya açıkçası İngiltere'nin ya da Birleşik Krallık'ın Eurovision'a çok fazla parlak bir şeyi yok. Geçmişi yok açıkçası. Çok iyi parçalar da yollamadıkları için iyi derece alamıyorlar. Yani açıkçası ritimler oldukça hareketli. Bu yıl için hareketli parça görmek bence gayet güzel. Çünkü hani hareketli parçalar da çok güzel değil bu yılki parçalar arasında baktığımız 2021 içerisindeki şarkılarda. Bu parça güzel, eğlendirebilecek bir parça. Gördüğüm, aldığım ilk izlenimlere göre. Klip açısından çok parlak bulmadım açıkçası. Çok daha güzel bir klip çekilebilirdi. Yani özellikle şu anki bulunan bu konum çok güzel değil bana göre. Dışarıda doğada çekilmiş birkaç parça var. Onları beğendim. Hani buradaki bu neon diyeceğim, bu ışıklar elbet hani şu an günümüze çok fazla uygun. Çünkü bu pandemi sürecinde neredeyse tüm odalarımızı bu renklere çevirdik. Ama hani kliplerde çok hoş bulmuyorum açıkçası ben. Ki hani klasik bir araba koymuşlar. Yani bir garaj gibi bir yer diyeceğim buraya. Çok da çekici değil açıkçası. Yani şarkının buraları hani biraz daha hep aynı ritimde hareket etmiş. Şahsi olarak şunu söylemek istiyorum hani durduğum zaman hani bu parçayı tekrar tekrar dinlemem. Hani bu kısımları evet eğlenceli hani harekete geçilen kısımlar evet eğlenceli ki Eurovision açısından değerlendirdiğimde evet eğleneceğim ya da oldukça hoşlanabileceğim tınılara sahip bu kısım ama aradaki o kısımlar çok da fazla beni hani çok etkiledi diyemem açıkçası. Yani gerçekten şu an klipte çok fazla bir kırmızılık var. Hani full kırmızılığı görüyorum ve hani bunu sahnede açıkçası merak ediyorum. Elbet klip böyle ama sahnede nasıl bir performans olacak ya da hani koreografiyi merak ediyorum açıkçası daha fazla. Evet klibin buraları güzel. En azından bir dışarı çıkış görüyoruz yani şu anda kapalı bir alandan dışarı. Ama şunu söylemek istiyorum yani klipteki bu şu kısımdaki coşku hani şarkıyı çok fazla karşılamıyor açıkçası. Bu arada tak diye bitti sanki yani böyle daha farklı bir bitiş bekliyordum ama direkt bitti. Şarkının sözlerini incelediğimizde genel olarak hani kliple birazcık bağdaştırabiliyoruz aslında bu ışık görselinin bu kadar fazla olmasını birazcık şey yapabiliyoruz, birleştirebiliyoruz. Çünkü çok fazla kırmızılık görüyorum demiştim. Çok fazla ışık vardı. Klipte hatırladığım tek kısım ışıkların ve arabaların olması. Yani kafamda başka bir şey kalmadı açıkçası. Yani onun için klibi çok fazla beğendiğimi söyleyemem. Şarkı ise ortalama bir şarkı. Bu yıl için ideal bir şarkı. Çok fazla beğendiğimi söyleyemem. Çünkü hani açıkçası benim açıp dinleyebileceğim bir parça değil ki. Geçtiğimiz yılki şarkısına baktığımızda da çok fazla beğenmemiştim. Yani İngiltere'nin gerçekten Eurovision'daki performansını çok fazla beğenmiyorum. Gerekli özeni gösterdiklerini düşünmüyorum açıkçası diğer ülkeler gibi. Özellikle Bulgaristan'a baktığımızda, İsviçre'ye baktığımızda hani burada özellikle Bulgaristan son 3-4 yıldaki mücadelesini ve gerçekten Eurovision üzerine düşmesini, birincilik için uğraşmasını görebiliyoruz. Ama İngiltere'ye baktığımızda ise hani katılmak için katılıyormuş. Hani katılmasa da hani onun yokluğunu arayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Ki hani bunu da ne yazık ki parçalarına ve performanslarına çok fazla etki yani gösteremiyorlar. İlgisizlik var açıkçası. Hani genel olarak bunu söylemek isterim.
Bu yıl değerlendirdiğimizde ve bahislere baktığımda da İngiltere'yi çok üst sıralarda göremiyorum ki insanlar da muhtemelen hani çok fazla beğenmemişler gördüğüm kadarıyla. Eğer siz beğendiyseniz muhakkak neden beğendiğinizi bu video içerisinde söyleyin. Ya da neden beğenmediğiniz onu da mutlaka açıklayın. Açıkçası hani en temel, en nihayet cümlelerim benim şöyle olacak. Ben çok fazla beğenmedim. Sadece o 3-4 dakika boyunca sahnede oldukları süreçte evet eğlenebileceğimiz bir parça. Ama sahneden gittiklerini direkt unutabileceğim bir parça. Çünkü bunu unutup diğer iddialı parçalara yönelebileceğimiz bir yıldayız. Bu yıl aslında biraz daha şanslı olabilecekleri bir yıldı. Eğer gerçekten güzel bir parça çıkarmış olsalardı. Çünkü çok fazla iddialı bir parça yok bana göre. Ama ne yazık ki İngiltere çok fazla Eurovision'a düşkün olmadığı için yapabilecek hiçbir şey yok hani onlar adına. Artık öğrenilmiş çaresizlik içerisindeler neredeyse. O halde bir reaksiyon videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi eğer şarkıyı beğendiyseniz neden beğendiğiniz ya da beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi mutlaka yorumları yazın. Yorumlarda buluşalım istiyorum. Ve sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz 81 il oylaması başladı. Bu yıl beğendiğiniz şarkılara puan vermek istiyorsanız her yıl düzenlediğimiz 81 il oylamasına katılmayı unutmayın. En azından Türkiye'nin sonuçlarını bu şekilde görmüş oluyoruz. Muhakkak katılmanızı öneririm. Bakalım hangi şehirden hangi ülkeye tam puan çıkacak. Bunu çok fazla merak ediyorum. Her yıl düzenlenen bu 81 il oylaması oldukça keyifli oluyor benim için. Takip etmeyi unutmayın o halde ve kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki reaksiyon videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.